Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bugün tarih konuşuyoruz. Tarih araştırmasında yöntem, gerçek, sorgulama ve sınama üzerine konuşacağız. Stüdyodaki konuğumuz Bilim Akademisi üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Ethem Eldem. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugünkü konumuzu aslında özellikle sizin bu kitabınız üzerinden belirledik. Kitabınız bu yıl çıktı. Gösterelim şöyle de Mitler, Gerçekler ve Yöntem Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar başlığıyla kitabınızdan ben de kendimce bir şeyler seçtim bugün konuşmak adına. Özellikle Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar başlığınız çok hem benim hoşuma giden hem de programın gidişatına uygun bir başlık. Sizden böyle örneklerinizle aslında tarih bilimine ilişkin bakış açınızı öğrenmek istiyoruz bugün. Bir klasik bizim de giriş sorumuz olacak. Tarih bir bilim midir sorusuyla başlayalım. Evet, tartışmalı bir konu. Meşru bir soru. Yani bilimden ne anladığınıza bakar. Eğer bilimi böyle katı bir şekilde böyle her şeyi kesinlikle çözen bir şey olarak ele alırsanız hayır. Ama bence bilim o değil. Dolayısıyla benim için belirleyici olan bununla ne yaptığınız değil, neyi nasıl yaptığınız. Dolayısıyla eğer bilimsel bir yöntem kullanıyorsanız, yani eleştirel bir yöntem, doğru dürüst kaynak kullanımı vesaire, bu bence bilimdir ve o manada tarih bilimsel olabiliyor. Hani bir bilim olmasa bile bilimsel olabiliyor. Şimdi kaynak vesaire kısımlarını daha sonra soracağım ama tarih doğa bilimlerinden en azından yöntem olarak ayrılıyor. Tabii ki. Tarihin doğası gereği kendi yöntemleri nedir? Valla genellikle yani çok değişebiliyor ama eninde sonunda bilgiye dayalı analiz. Tabii bu doğa bilimlerinde de var, yani müsbet bilimlerde de olan bir şey. Ama fark şu ki tekrarlanamayan vakalarla, olaylarla veya kavramlarla şey diyorsunuz. Halbuki hani idealinde müsbet bilimlerde siz deney yapabiliyorsunuz ve bunları ideal bir ortamda, laboratuvar vesaire bunları tekrarlayabiliyorsunuz. Tarihte olanları tekrarlayamıyorsunuz Allah'tan zaten. Yani tekrarlamak pek hoş olmaz bazı şeyleri. Dolayısıyla şeyden de ayrılıyor zaten. O bakımdan beşeri bir bilim olduğu için tarih sosyal bilimlerden de ayrılıyor. Yani sosyal bilimlerde mesela ne diyeyim ben, sosyoloji, psikoloji veya siyasette sizin kontrol edebileceğiniz verileri elde etmek için metodlarınız vardır, yöntemleriniz vardır. Yani anket denen şey bile kendiniz hazırladığınız sorularla belirli bir şekilde bir kitleyi, bir şeyi ölçebiliyorsunuz. Bir fenomeni, bir olguyu vesaire. Tarihte özellikle zaman içinde geri gittikçe bunu yapmak imkansız. Yani geriye dönüş yok. Dolayısıyla elinizde ne varsa belge olarak onlara mahkumsunuz. Onlarla çalışmak zorundasınız. Bu da tabii başka türlü bir yöntem gereğini beraberinde getiriyor. Yani iyi bir kestyoner, bir anket, sorular vesaire dizmekten çok elinizdeki az sayıda ve giderek dediğim gibi geriye gittikçe azalan sayıdaki belgeleri nasıl en iyi kullanırsınız? En iyi kullanmak da içindeki bilgiyi mümkün olduğu kadar elde etmek ve bu bilgiyi mümkün olduğu kadar eleştirel bir şekilde. Yani tuzak doludur belgeler her zaman için. Dolayısıyla o tuzaklardan arınacak şekilde her türlü sapmayı, her türlü zorlamayı mümkün mertebe kontrol ederek buna bakmak ile mükellefsiniz. Dolayısıyla tarihçinin ama yani belge deyince genellikle Türkiye'de işte hep kağıt belge, yazılı belge vesaire geliyor aklına değil, ama sadece yani bu olmaz. Her şey belgedir. Her şey, hakikaten her şey belgedir. İklim tarihi yapıyorsanız bambaşka şeylerle çalışırsınız. İktisat tarihinin de yaklaşımı farklıdır. Yani onun için belgeler çok çok çeşitli ama galiba değişmeyen bir şey varsa bu belgelerin üretilmiş olması, sizin üretemiyor olmanız ve dolayısıyla o dönemde yakın veya uzak bir geçmişte nasıl bir kalitede üretilmişlerse
onunla idare etmek zorunda kaldığınız ve ona göre yöntemlerinizi geliştirmek zorunda kaldınız. Yani bir belgeye, bir kaynağa mahkum kalıyorsunuz aslında ama oradaki filtre tarihçinin elinde oluyor değil mi? Tabii ki. Yani çünkü bir belge her zaman yalan söyleyebilir. Bir belge her zaman bir alt metin içerebilir. Yani satır arası dediğiniz bilmem ne. Dolayısıyla siz bir belgeyi en aptal şekliyle, yani yazanı birebir aldığınız takdirde muhtemelen ya belgenin yalanını yutuyorsunuz demektir ya da belgenin aslında söylediğini kaçırıyor olabilirsiniz vesaire. Yani onun için hakikaten o bakımdan yöntem çok önemli. Bir de tekil şeylere mümkün olduğu kadar itibar etmemek. Yani her ne kadar mükemmel seriler oluşturamıyorsanız, yani kendi belgelerinizi, kendi seri belgelerinizi üretemiyorsanız da benzer belgeleri mümkün olduğu kadar toplayarak veya tam tersini söyleyen belgeleri de işin içine katarak. Doğrulama yaparak aslında. Evet, doğrulama ve her zaman için bağlamı düşünmek. Hiçbir belge tek başına böyle gökten zembille inmiş gibi durmaz. Bir öncesi, bir sonrası, bir içeriği, bir dışarıyı, bir konteksti, bir bağlamı var. Onları değerlendirmezseniz çok yanılabilirsiniz. Çok veya şeyini, suyunu sıkamazsınız şeyin, belgenin. Dolayısıyla bu biraz da hani tecrübeyle gelen bir şey. Zaten hani böyle bir kitap yazmanın galiba hani tam olarak benim fikrim değildi. İşte toplumsal tarihte birikmiş olan bazı yazıları bir araya getirelim falan dediler. Ama yani bir şekilde hani bir yere gelmiş, bir yaşa gelmiş birisi olarak hani biraz tecrübelerimi ve özellikle bu konuda, yani yöntem konusunda Osmanlı tarihine takılanlar dediğim, yani aklıma takılanlar derken de hakikaten şu 30 sene içinde bir sürü konu üzerinde çalıştım. Ama bazılarında yani bir şeyi deşerken çok garip bir şey çıkmış olabiliyor. Veya biraz böyle izini sürdüğünüzde çetrefilli bir hikayeyi ve dolayısıyla yöntem açısından ilginç açılımları olan şeyler ortaya çıkabiliyor. Burada seçtiklerim esas itibariyle bunlar. Çok ilginç bir derleme gerçekten. Toplumsal Tarih Dergisi'ndeki yazılarınızdan ve Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan. Evet, yani Toplumsal Tarih de zaten Yurt Yayınları'nın, yani şeyin, Tarih Vakfı'nın. Ve kitap özellikle bana, tarihe biraz da dışarıdan bakan biri olarak, ne kadar fazla yanlışa yıllarca inanabileceğimizi gösterdi. Ve burada ilk dikkat çeken örneklerinizden biri benim için Atatürk'ün bu ikonik kara tahtanın önündeki harfleri anlatan fotoğrafıyla ilgili yazınız oldu. Fotoğraf aslında bahsettiğimizde bile herkesin gözünün önüne gelebilecek bir fotoğraf. Ama bununla ilgili basit bir tarihsel gerçeğin aslında hiç gerçek olmadığı, olmayabileceğini anlatıyorsunuz. Evet. Bunu biraz özetler misiniz bize, sizden tabii, dinleyelim? Tabii. Yani gene burada şu gerçek meselesi beni biraz rahatsız ediyor. Yani öğrencilere hep söylediğim, eğer gerçek diyebildiğiniz, kesin bir gerçek olarak nitelendirebildiğiniz bir şeyle cevap verebiliyorsanız soruya, o soru epey aptalcadır. Yani o soru ilginç değildir. Yani çünkü neyi kesinlikle söyleyebilirsiniz? İşte ne bileyim ben, bir şehrin ne zaman fethedildiği, bir savaşın ne zaman yapıldığı. Yani genellikle kronolojik bir tarih koymak veya bilmem hangi olayda bilmem kaç kişi öldü vesaire. Bunlar kesinlikle söyleyebileceğiniz şeyler. Ama bunu söyledikten sonra ne kazanıyorsunuz? Yani bir olgu, bir bilgi. Ama onun ötesinde tarihi tarih yapan bu tür gerçeklerden çok, o olay olduğunda o bağlam, sebep, sonuç ilişkileri, ki onlar sonsuzdur. Yani en büyük problem o. Yani sebep sonuç ilişkisi hayat dediğiniz şeyde yani son derecede karmaşık bir ağdır. Dolayısıyla biz ister istemez tarih yazdığımızda veya anlattığımızda hani bir filmin sonunu görmek gibi bir şey. Yani aslında nereye evrildiğini biliyoruz veya en azından bildiğimizi sanıyoruz. Çünkü geçmişi biliyoruz. Ama geçmişi sadece kendi çerçevemizde, yani bildiklerimizle sınırlı olarak biliyoruz. Başka ihtimalleri bilmiyoruz. Dolayısıyla göremediğimizi, anlayamadığımızı, düşünemediğimizi dahil etmek bir
anlatıya son derece de zor. Onun için ister istemez hani bunun bir hikayeye dönüşmesi için mümkün olduğu kadar mantıklı bir sebep-sonuç ilişkisi ve silsilesi yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu aslında yalandır. Yani bu basitleştiricidir. Zaten bütün şeylerimiz sınavlarda, üniversite sınavında ilk en çok akla gelen sorular, işte bilmem neyin oluşmasında hangi nedenler önemli değildir. Buna saçma sorular. Niye? Çünkü evet hayıra indirgenebilen bir basit bir şey arıyoruz. Bunu bu insani bir şey ama aslında tarihi tarih yapan ve ilginç yapan bu tür cevaplar değil sorulardır. Hatta eğer cevaplayamıyorsanız daha da ilginç. Yani ve bunu da bilim olarak kabul etmek lazım. Yani bilim her şeyin cevabını bulmak değil, aramaktır. Bilim meraktır. Bilim bilmediğinizi şey demek. Bilmeye başladığınız anda veya bildiğinizi sandığınız anda bu işin heyecanı biraz gidiyor. Dolayısıyla bu Atatürk'ün kara tahtası meşhur işte bu harfleri şey. Bu bir kaza benim için çünkü Toplumsal Tarih Dergisi'nde her ay şey yapıyordum, Fransız L'Illustration Dergisi'nden bir alıntı yapıyordum. Yani Türkiye ile ilgili veya Osmanlı veya Türk geçmişiyle ilgili genellikle resimli bir makaleyi alıp tercüme ediyordum ve ona bir bağlam veriyordum, oturtuyordum vesaire. Ve orada yapmak istediğim şey de 1928'de hakikaten bu L'Illustration Dergisi'nin kapağında bu resim çıkıyor. Kara tahtın fotoğrafı. Meşhur şey. Ve bu resim işte Sivas'ta Ali tarafından çekilmiş falan. Yani bu soyadından önce. Ve biraz deşmeye çalıştım. Çünkü beni ilgilendiren dediğim gibi sadece onun tercümesini vermek değil, bir bağlama oturtmak. Ve gittim baktım bizim o dönemin Türk kaynaklarında bu fotoğraf var mı? Gördüm ki bir iki dergide, biri işte Servet-i Fünun vesaire var ve genel olarak işte Sivas'ta bilmem ne falan. Sonra biraz daha deştim ve ortaya çıktı ki bu Sivas değil Kayseri'de çekilmiş. Önemli mi? Hayır. Yani ha Sivas'ta olmuş ha Kayseri. Önemli değil. Benim için burada o yöntemsel deşme önemli. Yani kabul gören ve üstelik şeyde yani 1940'larda Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan lise tarih kitaplarında işte kapı kadar bu resim devamlı veriliyor ve her defasında Sivas yazılıyor. Yanlış. Dediğim gibi yanlış olsun olmasın bu yanlış nasıl oluşuyor? Evet neden bunun bir anlamı olmadı? Bu ne diyor bize? Bir de işte bu tür belgelerin belgelerin önemli tarafı siyasi bir ortamda geliştikleri için bir şekilde ikonik oluyorlar. Burada da örnekler verdim. Bundan birkaç sene önce İstanbul Bienali'nde bir sanatçının yaptığı şey sadece kara tahta ve o harfler evet. Ve bir el. Az ve önce, herkes bunu tanıyor. Az önce göstermiştik tekrar rejiden de gösterilmesini rica ederim. Aslında bu, çok ikonik olduğunu gösteren bir şey değil mi? İkonik olduğunu gösteriyor ama bu neyi gösteriyor? Tabii Türkiye'de tarih anlayışının bu tür hazırlop ikonlar üzerinden geliştiğini. Yani bu Kemalizmle özellikle başlıyor ama hala öyle işliyoruz. Yani tarihi hep bir işlevsel bir şekilde veya yararcı bir şekilde kullanıyoruz. Benim en çok isyan ettiğim Türkiye'de o. Yani Türkiye'de tarih anlatılınca devamlı hani lise tarih kitaplarının başında işte tarih çok önemli bir bilimdir çünkü tarihinizi bilmezseniz geleceğinizi hazırlayamazsınız falan gibi böyle safsatalar anlatılıyor. Ve bunlar kesinlik kisvesi altında şeyliyor. Yani bilimsel bilmem ne ve işte Türk ulusunun büyüklüğünden tutun bilmem ne. Bu tarihin bütün keyfini kaçıran bir şeydir. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal'in kara tahtasını ben hani biraz müzikteki böyle bir tema üzerinde varyasyon diye düşünseniz yani bir imajdan neler üretebiliyorsunuz hem geçmişte yani bu imajın kendi çerçevesini çizmek için ne zaman hakikaten hangi ortamda ve ne gibi şartlarda çekildiğini anlamaya çalışmak ve orada anlıyorsunuz ki yani 1928'de çok muğlak
Yani o dönemin gazetelerine baktığınızda vesaire, yani bilgi son derecede kaygan, eksik vesaire. Dolayısıyla Sivas değil de Kayseri olduğunu bulmak için bayağı bir deşmek gerekiyor. Fivaki hemen söyleyeyim, zaten ikisi de kabul görüyor. Birileri Sivas diyor, birileri Kayseri diyor. Ama yani en de sonunda hani insan merak ediyor. Yani hakikaten hangisi? Nasıl olabilir? Üstelik hani kurucu tarih dediğiniz şeyde bu kadar muğlaklık olabilir mi? Sonunda çıkıyor yani şey. Ama açıkçası beni daha fazla ilgilendiren, yani bir limon gibi düşünün, bir belgeden ne kadar bilgi şeyleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla burada hani Kayseri veya Sivas olmuş, gerçek olmuş, önemli değil. Önemli olan bu belge size biraz Türkiye tarihine değişik bir açıdan, daha eleştirel bir açıdan bakma imkanı veriyor ve bir alete, bir şeye dönüşüyor. Ve bu benim için keyiftir. Yani gerçek arama vesaire meselesi değildir. Keyiftir, meraktır ve bir kazadır. Yani dediğim gibi, yani bu benim zaten üzerinde çalıştığım bir dönem değil. Tesadüfen bunu kullanmak istediğim için. Ama bir muğlaklık gördüğümde ve bu kadar çok kullanımı olan, bu kadar ikonik olmuş olan bir şeyde muğlaklık gördüğüm için bunu deşme ihtiyacı duydum. Bu ve benim için tarih odur. Bir dedektif gibi iz sürdüğünüzü görüyorum fotoğrafı. Yani evet. Şöyle tahtadaki silinmişliği bile fark edip aslında öncesinde bir şey yazıldığını görüp bambaşka bir gerçeğe ulaşmışsınız. Şimdi evet, ama orada artık spekülasyon, onu şey etmek evet. Mümkün değil. Ama onu da yapmak lazım. Yani bence bir kere olguları, var olan belgeleri sonuna kadar kullandıktan sonra ondan sonra spekülasyon yapmak için eliniz serbest. O zaman hakikaten spekülasyona girişmek lazım. O iyi bir şey. Çünkü o bir egzersizdir, bir zihin jimnastiğidir ve dediğim gibi yani hele belgelerin az olduğu bir ortamda bu tür bir zihin jimnastiği kesinlikle gerekiyor. Çünkü ortamı anlamak için bir fotoğrafın, hele bu kadar propaganda kokan bir imajın ötesine gitmek gerekiyor. Ama bu kolay değil. Bu tip yanlışlar olabileceği gibi bir takım duygusal tarih yazımları da olduğunu ve bu duyguların aslında yine bizi gerçekten, yine tırnak içinde gerçek diyeyim, bana kızmayın ama ne kadar uzaklaştırabileceğini gösteren başka bir örnek okudum kitapta. Bu da 1919'da İstanbul'un işgali zamanında Fransız bir generalin İstanbul'a beyaz atıyla girdiği, yürüdüğü hikayesi. Ben ilk okuduğumda bile gözümde bir şey canlandı. Bana da çok anlatılmış bir şeymiş demek ki. Ve şunu yine fark ediyoruz ki aslında beyaz bir at yok ortada. Evet. Bu hataya, yani bu kadar insan, bir de kitabınızda 59 kaynağın 34'ünde bunun yazdığını söylüyorsunuz. Çoğunu sanırım kaçırmışımdır herhalde ama. Bir de bütün kaynaklar bunlarla değil. Bu kadar çok insan nasıl orada bir beyaz at yürümemişken, üstelik Wikipedia'dan da ulaşabildiğimiz bir koyu renkli at fotoğrafı varken, evet, bu yalana diyeceğim artık, nasıl inanılır? İnanılır. Yani birincisi Wikipedia zaten yasak. ama onun ötesinde yani imaja ulaşmak bundan 5-10 sene evvel bile çok zor bir şeydi. Onun için hani gene şeye düşmemek lazım. Yani bugünkü kolaylığın o ayrı bir mesele. Ama asıl mesele gene yani buradaki hikaye basit. François Despere denen bir Fransız generali İstanbul'u işgal ediyor resmen ve Galata Beyoğlu'na kadar böyle bir şeyle, bir alay şeklinde yürüyor. Ve bu olay her anlatıldığında 1940'lardan itibaren ilk görebildiğim İsmail Hami Danişmend, oradan itibaren şey diye anlatılıyor. İşte beyaz atına bindi ve beyaz atı olması önemli çünkü beyaz at Fatih'in İstanbul'u, daha doğrusu Konstantiniyye'yi fethettiği zaman üzerinde bindiği beyaz ata bir atıf ve dolayısıyla bir intikam. Üstelik hani bazıları şeyi de ekliyor, işte bu beyaz atın İstanbul'un Rum cemaati tarafından hediye edildiği vesaire. Oradan şimdi, da bir yabancı oradan, nefreti muhtemelen. Oradan bir şey, yerli azınlık nefreti. Azınlık nefreti. Fakat yani burada tabii benim gene
tam olarak dönemim değil. Tesadüfen bir Fransız televizyoncu benimle bir röportaj yapmaya geldiğinde kendisi sordu. Dedi ki ya bunu hep okuyorum Beyaz Atlı ve fotoğrafı gördüm ben Şehit Mevüştüm. Atın donu aslında doru falan. Ben de baktım falan ve beni çok ilgilendirdi. Niçin ilgilendirdi? Yani sonunda o at isterse pembe olsun, yeşil olsun bir önemli değil. Önemli olan hakikaten 1940'tan itibaren ve aklınıza gelebilecek bütün en büyük isimler, yerli ve yabancı, herkes Beyaz At hikayesini tekrarlıyor. Ve bu bugüne kadar geliyor. Nedir bu? Şimdi burada iki problem var. Bir tanesi çok ciddi bir problem Türk tarihçiliğinde. Birisi bir kere bir şeye yazdı ve yazdıktan sonra başkası onu zikredip bir dipnotla tasdik ettiği anda artık pek sorgulanmıyor. Ki sorgulanmaması aslında normal. Çünkü yani siz eğer bir kitap yazacaksanız ve üzerinde çalışılmış bir dönem varsa, belge varsa her defasında gidip ana belgeye dönmek olmaması lazım. Yani birikim dediğiniz, yani bilimde birikim dediğiniz şey şu ki daha önce yapılanlara bir şekilde güvenmeniz lazım. Veya o kadar bariz bir şekilde uymayan, çelişkili bir şey olacak ki gidip değişeceksiniz. Ama yani eninde sonunda atın beyaz olması kimsenin dikkatini çekmez. Üstelik manidar. Yani ve tarihçiler hep mana arar her şeyde. Oysa görüyorsunuz ki adam doru denen işte koyu renkli bir atla şeymiş. Şimdi burada ilginç olanı dediğim gibi tarihçilerin böyle bir bilgi. Bunun en ilginç tarafından isim vermeye gerek yok. Bir tarihçi, o dönemi çalışan bir tarihçi bu tuzağa düşmeyen tek kişi. Fakat aynı kişi 4 sene sonra bir makale yazıyor ve makalenin dipnotunda birden beyaz oluyor at. Yani o bile o beyazlığa kanıyor. Peki niye? Çünkü de sonunda mantıklı geliyor. Şimdi öbür tarafına bakmak lazım. Şimdi bunu gösterdikten sonra, atın beyaz değil doğru olduğunu söyledikten sonra iyi düzeltirsiniz bilmem ne dünyanın sonu değil. Ama tarihçi için ilginç olan nereden çıktı bu hikaye? Yani yalan veya uydurma neyse niye? O zaman da bakıyorsunuz ki o beyaz at uydurması muhtemelen İsmail Hamid Danişmend ki çok muhafazakar milliyetçi bir şey. Onun o 1919'da İstanbul'un Türk nüfusunun yediği veya hissettiği o tokatı daha dramatik. Aynen. Daha dramatik, daha trajik yapmak için böyle bir şey uydurma ihtiyacı duydu. En azından biri en başta uyduruyor bunu değil mi? Tabii birinden uyduruyor. Birinden çıkıyor. Uyduruyor. Muhtemelen kendisi fotoğrafı görmemiştir. O da olabilir ve dolayısıyla yazmıştır öyle. Yani şimdi oradaki ilginç olan şey yani o yalan bile, o uydurma ne derseniz deyin onun da bir manası var. Yani o da aslında tarihi bir gerçeği yansıtıyor. Konteksti anlamanızı sağlıyor yani. Aynen. Yani 1919'da İstanbul işgal altında olduğunda bayraklar, işte Fransız bayrakları, İngiliz bayrakları, Yunan bayrakları vesaire dalgalanırken ve nüfusun bir kısmı Rum olmak üzere işgal ordularını alkışlarken Türk-Müslüman unsur büyük bir galeyana geliyor ama bir şey yapamıyor. Dolayısıyla bu böyle bir birikiyor, bir frustrasyon deyin, bir nefret deyin. Ve bu nefret de eninde sonunda tarihi bir anlatıya dönüşüyor. Ve bu anlatı üstelik manalandırılıyor ve işte deniyor ki beyaz çünkü Fatih. Şimdi oradaki komik olan şey Fatih'in beyaz atı da uydurma.
Öyle mi? Yani o da 19. yüzyılda muhtemelen Zonaro'nun, yani Abdülhamid'in ressamı Zonaro, çünkü devamlı Fatih portreleri ya, ve orada beyaz atma. Niye? O da muhtemelen çünkü bir İstanbul, bir Konstantinopolis fethi resmi var Fransa'da yapılan 1860'larda. Orada kapkara bir at üzerinde çok karanlık bir şey, bir fetih resmi var. Çünkü tabii Avrupa'dan bakıyor vesaire. Zonaro bunun neredeyse negatifini yapıyor. Yani her şeyi beyaz ve neredeyse hani kan dökülmüyor da böyle şey. Orada bir beyaz at şeysi. Dolayısıyla burada katmerli bir ve beyaz at da zaten tarihte çok olan bir şey, hep uydurulan bir şey. Beyaz at Bizans imparatorlarının kullandığı bir şey, güç sembolü vesaire. Dolayısıyla yani bunlar böyle bir soğanın şeylerini, kabuğunu ve bütün şeylerini, derisini yüzer gibi o küçücük olayda, küçücük hata veya yanılsamanın bir sürü boyutunu ortaya çıkarabiliyoruz. Bu arada azınlıklara olan öfkeden de bahsettik. O anlatılanlarda şey de söyleniyormuş galiba, değil mi? Atın Rum cemaati tarafından hediye edildiği ya da işte işgalin azınlıklar tarafından alkışlandığı, sevinçle karşılandığı, yani bunlara vurgular yapılıyor. Uydurmaya başladığınız zaman yani maksadınız halkı galeyana getirmek veya halktaki belirli bir galeyan dile getirmek olunca yani biraz da sosundan daha fazla koyuyorsunuz. Yani bu kadar basit. Dolayısıyla kurgusal bir şey oluyor. Bunu kenara atıp bu uydurmadır diye kenara atmak yeterli değil. Hatta ilginç değil. O zaman çünkü hani atların renkleri üzerine bir tez yapın. Değil. Mesele o değil. Beyazsa niye uyduruluyor? O uydurma nereye oturuyor? Nasıl bir halet-i ruhiyeye oturuyor? Ve o beyaz at imajı nereden geliyor? Çünkü Fatih'in üstelik at üzerinde girdiğinden bile emin değiliz. Yani bütün bunlar bambaşka bir şey. Ve tarihin büyük bir kısmı böyledir. Yani sübjektiftir. Özneldir ve dolayısıyla duyguların o anda hissedilen bazı duyguların bir ifadesi olarak tecelli ediyor. Bu bence tarihi çok daha karmaşık, çok daha insani ve çok daha ilginç kılıyor. Hatta belki de anladığım kadarıyla bu şekilde bir hata bulmak dönemin ruh halini anlamak için belki çok daha büyük bir kapı açmış oluyor size. Yani sadece kesinlikle, oradaki fakti, gerçeği bilmek kesinlikle, değil, uydurmayı kesinlikle bilmek bir dolayısıyla kapı. Dolayısıyla yani evet, tabii burada dolayısıyla şeylere kızmamak lazım. Yani birisi uydurduktan sonra takip edenler, yani dediğim gibi, yani ben de şey etseydim, başka şartlarda 1919'dan bahsetmek zorunda kalsaydım, gider bakardım kaynaklara ve 3-5 tanesinde aynı şeyiydim, belki sorgulamazdım ve yazardım. Problem şeyde oluyor. Yani orada tabii şeyi görüyorsunuz. Lütfi Simavi'nin anıları mesela. 1924'te Lütfi Simavi'nin anılarında, eski harfli anılarında atın renginden falan bahsedilmiyor. 1970'te bunun bir Latin harfli yayınını yapıyorlar. Ve orada kim yapıyorsa beyaz tekrar atı sokuyor. Bu işte bu tahriftir. Yani çok ciddi bir problem. Çünkü bir belgeyi alıyorsunuz işinize geldiği şekilde. Milliyetçilik bunu yapar, yaptırır. Problem orada. Yani dolayısıyla buradaki hikaye bir milli tarih, milliyetçi tarih, patoslu tarih yazımıyla ilgili bir hikaye. Bu da onu biraz rahatsız edici ama ilginç kılıyor. Yine tarihten çok bildiğimiz, ikonik olarak anlatılan ama aslında doğru olmayan örneklerle ilgili başka bir yazınızda bu Yeniçeri mezar taşlarının kırılmasıyla ilgili. Yine tarihsel anlatıya göre, benim de hatırladığım kadarıyla, bu 1826'da Yeniçeri Ocakları'nın lağvedilmesiyle, bu Vakayı Hayriye denir hatta, değil mi? Ondan sonra Yeniçerilerin mezar taşlarının kırıldığı söyleniyor. Ve o yüzden de çok az mezar taşı kaldığı anlatılıyor bugün. Bu da bir sağlaması bunun. Ama bu da öyle değilmiş bir yazınıza göre. Hayır, yani en azından işler çok karışık. İşler çok karışık orada ve orada mesela işte tam söylediğim şey, yani bu böyle olmuştur veya olmamıştır diye kesin bir cevap veremiyorum. Ve dediğim gibi tarihçiliğin amacı
evet, hayır, beyaz, siyah değil. Dolayısıyla orada beni ilgilendiren bunu sınamak. Şimdi oradaki problem, ben de sizdendim. Yani hani ve mantıklı geliyor. Niye? Çünkü Osmanlı mezar taşları kendi evrimlerinden dolayı artık 19. yüzyılda bayağı insan şekli, silüeti gibi bir şey. Çünkü hani aslında bir sarık ve şey, dolayısıyla omuzlu, vücut omuzlu gibi, bir şey. Omuzlu bir, evet, taş yani değil antropomorf, mi? Evet, antropomorfik bir şekli var. Bir insan şekilli olduğu için ve eninde sonunda hani geleneksel toplumlarda siz her türlü, hele şeyiniz yoksa, ne bileyim ben, heykel, tıraşlık vesaire ki yok, bu tür antropomorfik şeyleri kullanabilirsiniz şey için, simgesel ölüm için. Yani bu hiç de şey mantıksız değil, gelmiyor. Mantıksız gelmiyor. Fakat bir dostum ve şey konusunda çok çalışan bir kişi, Necdet İşli, bunun yanlış olduğunu, bunun aslında Cumhuriyet tarihçileri tarafından 20. yüzyılda uydurulduğunu... Osmanlı tarihi kaynaklarında yokmuş değil mi? Evet ve aslında öyle bir taş katliamı olmadığını... ve buradaki problemin işte çok basit düşünen tarihçilerin bunu böyle bir kısa yol gibi şey etmeleri ve asıl problem zannediliyor ki bütün Yeniçeri taşları bu meşhur Burke denen çok cafcaflı bir şeyle, bir serpuşla şeyliyor. Oysa diyor bir sürü Yeniçeri'nin çok daha alelade, dardağan denen alelade serpuşları vardı. Dolayısıyla İnsanlar farkında değiller ki hala aramızda, yani mezar taşı olarak bir sürü Yeniçeri var, sadece görünmüyorlar. Neyse. Şimdi benim de, ben de kendimi kurtarmaya çalıştım yani Necdet İşli'nin bu suçlaması karşısında. Birincisi, yani bunun Türk tarihçilerinin uydurması olmadığını, daha 1820'lerin sonundan itibaren hemen hemen bütün yabancı kaynaklarda bundan bahsedildiğini gördüm. Şimdi kaynaklarda bahsedilmesi bunun doğru olduğunu göstermez. Ama en azından hani çok önem verdiğim ve problemli bir ilke, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bunu bir yöntem ilkesi olarak öne sürmek biraz problemli. Sezgi. Ama sezgi önemlidir. Yani tarihte sezgiye ihtiyaç var. Aklı selim ve sezgi. Özellikle hani kaynaklarının olmadığı bir dönemde. Çünkü hakikaten Osmanlı belgelerinde işte bu taşlar kırıla, kafaları koparıla diye bir ferman, bir buyurulu bir şey yok. Ama yani her şeyin de belgesi yoktur. Yani bizde en büyük problemlerden biri, biz çok belge fetişistiyiz, çok devletçiyiz. Dolayısıyla belgesi olmayan şey olmamıştır. Veya devletin belgesi her zaman doğrudur gibi takıntılarımız var. Bundan vazgeçmek lazım çünkü bilinmesi lazım ki devlet hemen hemen her zaman yalan söyler. Dolayısıyla belgelerde ve insanlar devletle olan ilişkilerinde genellikle yalan söylerler. Yani şeye bakın yeter, vergi beyannamelerine. Yani şey. Dolayısıyla bu iş böyle. Yani hiç öyle devletin ağzından çıktı diye doğru diye bir şey yok. Yabancılar da bizi tahkir etmek için bilmem ne yalan söylerler. Hayır, yabancı kaynaklar çoğu zaman Osmanlı kaynaklarının hiç ele almadığı, çünkü vakayı adiyeden olduğu için hiç önemsemediği ve dolayısıyla bahsetmediği şeyleri, onlar farklı olduğu için, değişik, garip olduğu için yazarlar. Bazen hakikaten anlamadıkları için veya belirli bir oryantalizm şeyleri olduğu için yanlış aktarabilirler. Ama gene de yani Osmanlı toplumunu anlayabilmek için, maalesef mi diyeyim bilmiyorum, bence maalesef değil ama Osmanlı dışı kaynakları kullanmamak mümkün değil. Kesinlikle kullanmak lazım. Dolayısıyla bu adamlar eğer 1830'larda böyle bir taş katliamı oldu diyorlarsa, en azından böyle bir rivayetin dolaştığını, dolayısıyla bunun bir 20. yüzyıl uydurması olmadığını anlamak mümkün. Onun ötesinde öyle şeyler görüyorsunuz ki, mesela şeyde, nedir adı, Takvim-i Vekai, yani resmi gazetede 1833'te, yani olaylardan 7-8 sene sonra
haber çıkıyor resmi gazetede. Nasıl Tırnova civarında, Bulgaristan'da iki tane Yeniçeri'nin hortladığı ve hortlayıp bütün köy halkını taciz ettiği vesaire ve yan köyden bir işte bir nedir, egzorsist bulunup getirilip onun da işte mezarı açıp adamların şeyine, göğsüne kazık çaktığını. Yani vampir hikayeleri tamamen. Ve bu devletin şeyinde çıkıyor, resmi gazetesinde. Şimdi ne diyeceksiniz, resmi gazetede çıktığına göre belgede bu var. Gerçekten... Hayır, ama neyi gösteriyor bu? Devlet, Mahmut devleti, 2. Mahmut'un devleti, Yeniçerileri olaydan 7-8 sene sonra bile hala şeytanlaştırmak, kötü göstermek vesaire için bu tür şeylere başvuruyor. Dolayısıyla bir algı diyebileceğiniz bir şey, algı operasyonu vesaire ve millet de bunu okuyor bilmem ne. Dolayısıyla bence şu veya bu şekilde taşlar kırılmıştır. Bütün taşlar kırılmıştır demek belki mümkün değil yani, ama kırılmıştır. Nasıl kırılmıştır yani, Mahmut gidin kırın demese bile bizde çok olduğu zaman Mahmud'u memnun etmek için millet şey etmiştir. Mesela yani bu arada bunlar olabilir şeyler. Rejiden de rica edelim, sizin dergide çıkan yazınızın kapağı da hoş bir kapaktı. İkinci Mahmud sanırım elinde balyozla, onu da göstermenin. Evet, Aydan Çelik güzel bir şey yapmıştı, bir kompozisyon yapmıştı. Yani Mahmud'un bilinen bir tablosunun eline balyoz vererek. Yani dolayısıyla bunun Mahmudi bir katliam değil. Ama dönemin gerektirdiği ve biliyoruz yani Türkiye'de her bir siyasi dönemeçte hem tepeden aşağı hem aşağıdan tepeye doğru bir şeyler oluyor ve hani devletten daha devletçi, kraldan daha kralcı kişilerin şey. Dolayısıyla hani kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum. Ama en azından benim için ilginç olan, kırıldı diyenler niye diyorlar? Bunu nasıl bir ortama, bir şeye? Bu bir zihniyet meselesi. Dolayısıyla sonunda hani şu kadar taş kırıldı veya kırılmadı bilmem ne, o değil mesele. Şeyi anlamak, o dönemin zihniyetini, o dönemin havasını anlamak ve dolayısıyla o hava içinde böyle bir şeyin mümkün olabildiğini ve ispatlayamasanız bile bunu bir olasılık olarak şey, zaten yani tarihte varabileceğiniz en iyi şey kuvvetli bir olasılıktır. Bir sürü şey için, yani dediğim gibi aptal kesinlikler dışında. Olasılık yükselince kabul edilir bir izah oluyor. Ve zaten hiçbir olayın tek bir izahı yok. Başka bir konuya geçeceğim kitabınızdan şimdi. Bu da kitabınızda adalet olgusu üzerine yazdığınız yazı. Yine benim en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi. Siz bu olgunun bu topraklarda eskiden beri önemli olduğunu söylüyorsunuz aslında. Ama biliyorsunuz ki olgular, anlamlar da değişebiliyor. Ve adalet ve eşitlik kavramlarından bahsediyorsunuz. Bize bu yazınızda anlattıklarınızı biraz anlatın. Peki, o biraz farklı. Çünkü o yöntemden çok aslında... Tarihte yapılmaması gereken bir şeyi yapıyorum orada. Hani geçmişi bugüne bağlamak. Bu her zaman riskli bir şeydir. Çünkü dediğim gibi yani hep bugünü bildiğimizi sanırız ve dolayısıyla teleolojik bir şekilde, yani sonu belli bir şekilde buna doğru evrilen bir şeyi, bir senaryoyu hep kafamızda canlandırıyoruz. Bir yandan ama tarih öyle anlatılır en azından ilkokuldayken, değil mi? Evet, yani ama yani ışık o bir marifet işte... olmadığına göre biz de yapmaya başlarsak o da kötü. Yani zaten Türkiye'de tenkit edilen o. Çünkü nedir? İşte şeyden, Göktürkler vesaire bugüne kadar işte Türk ulusunun büyük şeysi, Türkler hiçbir hikaye. Zaman devletsiz olmadı bilmem ne. Yani bütün bunlar nedir? Kurgu. Bunlar bir ulusu yaratmak için. Yani tarih böyle anlatılacaksa bence liselerden kaldırılsın, daha iyi. Yani çünkü hakikaten hiçbir faydası yok. Üstelik öğrenciler de yani buna pek
şey etmiyorlar. Zaten tarihten nefret ediliyor falan yani böyle. Neyse, o ayrı mesele. Şimdi burada yaptığın biraz da bir o problem. Yani bugünü dünle ne kadar izah edebilirsiniz? Problemli bir şey. Çünkü bir yüzyıl veya bir buçuk yüzyıl içinde, işte bu batılılaşma vesaire dediğiniz dönem içinde bazı devamlılıklar veya kopuşlar olabiliyor. Siz bir devamlılığı vurgulayarak bir seçim yapıyorsunuz ve o devamlılığa belki olduğundan daha fazla bir önem atfediyorsunuz. Bu risk her zaman var. Dolayısıyla bu daha bir politik bir deneme olarak görmek lazım. Ama şuna inanıyorum bu ki... Bu arada bu eleştirinizin sebebi özellikle merak ediyorum. Yani bugünü anlamıyor olduğumuz için mi bu yanlış bir şey? Ya bugünün tam olarak sonrasını göremiyor olmak mı? Tam olarak neden açıklamamalıyız bugünü? Çünkü riskli bir şey. Yani çünkü her şeyi geçirse bu bir determinizm, yani böyle bir belirleyicilik, evet. Ki bu problem, yani problem yaratabilir. Ama diğer taraftan da belirli bir, özellikle siyasette veya ekonomide belirli bir devamlılığın da eninde sonunda bir belirleyiciliği oluyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de özellikle Abdülhamit'ten itibaren otoriter devlet geleneği çok baskın bir şekilde siyaseti belirliyor. Ve dolayısıyla bu başka bir yol yok demek değildir. Ama en azından bu yolu daha fazla tepmiş olmamızı bence bir şekilde izah ediyor. Evet. Ve bunun arkasındaki en büyük problemin kurumsuzluk olduğunu. Yani Türkiye'nin Osmanlı, son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye'nin her zaman kurumlarının aslında siyasi erkten daha zayıf olduğunu ve dolayısıyla bu kurumların çok hassas, kırılgan ve dolayısıyla stabiliteyi, belirli bir istikrarı sağlayamadıklarını düşünüyorum. Bu Hamid'in bence Tanzimat'ı yıkıp yerine Yıldız'ı kendi otokratik sistemini kurmasıyla başlıyor. Ondan sonra da bu devam ediyor. Yani Jön Türklerle devam ediyor, şeylerle, İttihatçılarla devam ediyor, Kemalizmle devam ediyor vesaire. Ve sonra ordunun vesayeti vesaire. Ve bugün eğer şeyden şikayet ediyorsak, demokrasi eksikliğinden veya otoriter şey, bence burada bir devamlılık var. Öbür devamlılık, yani benim bu adalet ile eşitlik arasındaki meseleyi şu açıdan şey diyorum. Çünkü hep Türkiye'de demokrasi konusunda problemimiz var. Kimisi var diyor ve seçim varsa var. Kimisi de yok diyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu 1856'dan beri, 56 niye? Çünkü 1856'da ilk defa Osmanlı sisteminde o meşhur ıslahat fermanı, ki bir dayatmadır Avrupa devletlerinin, orada ilk defa bütün tebaam, bunu Abdülmecit konuşuyor, bütün tebaam dininden, ırkından vesairesinden bağımsız olarak eşittir diyor. İlk bu, defa mı eşitlik ilk konuşuluyor defa, o zaman? İlk defa. Tanzimat'ta öyle bir eşitlik yok. Herkese emniyet vesaire var ama eşittir. Hukuk önünde, kanun önünde eşittir lafı ilk defa burada çıkıyor. Çok hatta çarpıcı. Orada meşhur bir anekdot vardır, fıkra gibi. Hani sormuşlar Anadolu'da imama, ne bu şey eşitlik vesaire meselesi. O da demiş ki işte bundan sonra gavura gavur denmeyecek demiş. Şimdi bu aslında Türkiye'yi çok iyi izah ediyor. Yani kağıt üzerinde eşitliği kabul ediyoruz ama aslında kabul etmiyoruz. Neyi kabul ediyoruz? Adaleti kabul ediyoruz. Şimdi adalet kötü bir şeymiş gibi oldu ama eğer eşitliğin alternatifi adaletse sizin kafanızda, evet, bu kötü bir şey. Ki bugünkü politik söylenme de çok olan bir cümle bu aslında. Hep öyle. Yani şeye bakarsanız, özellikle yani 1908'de, kadın konuştuğumuz. Her zaman. 1908'de Jön Türkler devrimlerini yapınca şey yapıyorlar bunu, Fransız devriminden. Yani liberté, égalité, fraternité. Yani Osmanlıcası müsavat, hürriyet, uhuvvet. Yani eşitlik, neyse, o üç prensibi sıralıyorlar. Ama ister istemez dördüncü bir tane ekliyorlar, adalet. Niye? Çünkü adalet Osmanlı politik, siyasi geleneğinin çok önemli bir temel taşı. Adalet nedir? Adalet eşitlik olmadan, hatta eşitlik yokken, özellikle yokken, eşitsiz bir
sistemde adil davranmakla alakalıdır. Unutmayalım, Osmanlılar kölelik de uyguluyorlar, yani köleleri var. Bir köleye adil davranabilirsiniz. Ne demektir? Eninde sonunda yani şeriata göre köleye yapılmayacakları yapmadığınız, yapılması gerekenleri de yaptığınız takdirde adil davranıyorsunuz. Eğer ki Osmanlı klasik sistemi odur, Müslüman daha üstün, gayrimüslim ise her ne kadar kendi cemaati içinde özgürce dinini uygulayabiliyorsa ama gene de daha aşağı bir seviyedeyse, haraç vermek zorundaysa, belirli renkleri giyemiyorsa vesaire, bu eşitsizlik şeysidir ama gene de bu kişiye adil davranabilirsiniz eğer şeriata uygun olarak zimmetin gereklerini yerine getirirseniz. Şimdi eğer iki taraf, yani üst ve alt bu eşitsiz iki taraf buna razıysa, bu oyunun bu kurallarını kabul ediyorsa sorun yok. Zaten Osmanlı sistemini ayakta tutan, işleten bu. Eşitsizlik. Yani eşitlik çok daha zordur. Yani bir eşitlik içinde imparatorluk kuramazsınız, devam ettiremezsiniz. Avrupa'da eşitlik nasıl elde ediliyor? Eşit sayılmayanları yok ederek. Yani ghetto Avrupa'da Avrupa böyle protestanları dışlamak şey, Osmanlıların öyle bir şeysi yok. Hani biraz Alevilere karşı çünkü kendi dinindeki sapmalar tırnak içinde en rahatsız edici şeyler falan. Hı hı. Ama gene de Osmanlıların din değiştirerek İslam'a geçirerek kazanmak, asimile etmek veya kendinden olmayanı kovmak, yok etmek gibi bir derdi yok. Çünkü imparatorluk öyle bir mantıkla işlemiyor. İmparatorluk eninde sonunda kim olursan ol, vergini ver ve yerini, haddini bil, yeter. Tamam. Bu da adaletle oluyor. Şimdi eğer Avrupalılaşarak, Batılılaşarak, modernleşerek ve dolayısıyla Avrupa siyasi söylemini kabul ederek ve hukukunu kabul ederek eşitliği sokmaya çalışırsanız o zaman problem oluyor. Yani çünkü sizin adaletiniz aslında eşitliksiz bir adalet. Ve Türkiye'deki en büyük problem eşitliğinmiş gibi uygulanmış olması. Yani 1856'dan işte gavura gavur denmeyecek türünden. Bugün bile aslında ortalama Türk vatandaşı veya Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu şu veya bu şekilde eşitsiz bir toplum içinde yaşadıklarını kabul ediyorlar ve genellikle kendilerinin başkalarından üstün olduğunu, erkek kadından, yaşlı gençten, zengin fakirden. Şimdi bunlar eşit dediğiniz şey, yani kişilerin eşit olması diye bir şey yok. Yani her türlü fark olabilir. Eşitlik dediğiniz, yani kanun karşısında eşitlik, siyasi eşitlik dediğiniz tam da o eşitsizlikleri dengelemek ve dolayısıyla siz eğer fiziki olarak, şu olarak, bu olarak veya zenginlik açısından, iktidarınız açısından eşitsiz bir durumdaysanız kanun önünde eşitlenebilmenize imkan tanımaktır. Bunun adı da demokrasidir. Türkiye'de en büyük problem hala adalet üzerinden gitmemiz. Bütün politik ajanda bu kelime üzerine kuruluyor yıllardır. Ve buna inanarak her yani, parti tarafından hem de. Tabii. Yani Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Adil Çözüm, Adil Düzen vs. CHP Adalet Yürüyüşleri. CHP Adalet Yürüyüşleri. Çünkü aslında derinde o tür bir şeyimiz var. Yani bu sosyolojik, kültürel ve tarihi bir gerçek. Bunu aşmadıkça, yani adalet ancak eşitlik elde edildikten sonra, eşitlik tanındıktan sonra uygulanması gereken, dengelemek için bir şey olduğunu kabul etmedikçe maalesef demokrasi, gerçek manada demokrasiyi anlayamayız. Onun için yani bu konuda, yani ben bunu şeye bile, yani bu sen Türkçe'de birinin birine
sen diyebilmesi ve o birinin karşılığında sen diyememesi diye bir şey var. Bu bir güç ilişkisidir. Öğretmen-öğrenci işte. Öğretmen-öğrenci. Patron. Polis ve polisin durdurduğu kişi. Vali ve polis. Yani şimdi hani bir yerde şey olan, iktidarda olan başka bir bağlamda altta olabilir. Ama her defasında bir eşitsizlik var. Ve bu eşitsizliği ve dolayısıyla bunun türevi olarak demokrasiyi sadece bir sayılar yarışı, kim çoğunluğu kazanırsa o dayatır ve öbürü de azınlığı kadar konuşur, yani susar diye bir kültüre sahibiz. Ve bu dediğim gibi ve orada işte zaten gayrimüslimlere ne deniyor her zaman? İşte hoşgörü. Hoşgörü ne demek? Yani hoşgörü sizin aslında farklı, üstelik iyi manada değil ve genellikle daha düşük, daha sizden aşağı gördüğünüz kişilere gösterdiğiniz bir âli cenaplıktır. Dolayısıyla hoşgörü diyebiliyorsanız siz zaten eşitliğe inanmıyorsunuz. Ama adil davranıyor diyorsunuz ki ona iyi davranacağım. Bu Osmanlı geleneğidir. Ve dediğim gibi yani premodern demokrasi öncesi bir toplumda pekala olabilir. Ama eğer demokrasi oyununu oynamak istiyorsanız o zaman bunu kaybetmek lazım. Yine devamlılık göreceğim ben ister istemez ama evet, demek ki bu kavram ve bu kültür tamamen hala aktarılmış durumda ki bugün hala bu kadar politik bir kelime eşitlik değil, adalet üzerinden konuşuyoruz. Kesinlikle. Yani bu baskın bir anlayış ve baskın olmasının her türlü nedeni var. Çünkü bütün sistem o şekilde işlemiş. Yani bütün siyasi erk, bütün iktidarlar şeyden itibaren, özellikle Abdülhamit'ten itibaren bunu ortaya koymuşlardır. Yani Türkiye'de laiklik mesela, Kemalist laiklik dediğiniz şeyin aslında gerçek manada Müslüman olmayanın eşit haklara, hayır, sadece canım kağıt üzerinde onlar da vatandaş ama aslında sen de ben de biliyoruz ki türünden bir alt mesajı var. Bu çok ciddi bir problem. Ama bu sadece dini azınlıklar için değil, en büyük azınlık ki çoğunluk bile olabiliyor. Kadınlara gene kadınları koruma iddiası. Erkeklere kadınları koruma. Bu aslında Osmanlı dönemindeki zimmetin başka türlüsü. Yani siz erkek olarak kendinizi daha güçlü, daha yetkin, daha neyse, daha iyi, daha eşit yetenekli gördüğünüz için kendinize bir vazife şey ediyorsunuz. O da zavallı veya zavallı demeseniz bile sizden daha aşağıda olan bir grubu, kadınları korumak. Bir bakım vermek. Bunu, yani. Ve bu eğer adalet mefhumu içinde işliyorsanız bu iyi bir şey. Ama eğer eşitlik derdindeyseniz bu kabul edilir bir şey değil. Yani yaşadığımız bütün dertler de aslında eşitliğin önüne adaletin konması yüzünden geliyor başımıza o zaman. Evet, ama yani eşitliği koymak için de yani bütün sistemin buna izin vermesi lazım. Yani en büyük problem bizim politik kültürümüzde bunu öne sürmüş olan herhangi bir şey yok. Yani size şeyde, okulda vesaire bunlar öğretilmedi. Onun için yani bu çok doğal bir şekilde gelmez. Yani aslında doğaya aykırı bile denebilir. Yani doğaya aykırıdan kastım insanoğlunun bu tür bir hiyerarşik şeye kayması son derece kolay. Dolayısıyla bunun tek yolu hakikaten politik olarak sistemin ve eğitimin ve bütün politik kültürünüzün adaletin o manada yanlış, eşitliğin doğru, eşitliği sağladıktan veya en azından garantiledikten sonra hukuken, ondan sonra adil davranmayı devreye sokabileceğinizi öğretmek gerekiyor. Ama konuyu en son hem toparlamak istiyorum hem de biraz değişecek. Başından beri aslında ilk kara tahtayı konuştuğumuzdan beri bunu merak ediyorum. Konuştuğumuz tarihteki yanlışlar ya da bilinmezlikler ya da tarihten taşıdığımız kavramlarda gördüğüm şey bu sohbette. Her şeyin mutlaka bir politik ajandası var ve özellikle tarih bir tarihçinin kaçmakta çok zorlanacağı kadar enstrümantalize ediliyor.
Evet. Durumda. Yani siz de dediniz ya bu tarihin keyfini kaçıran şey. Ama bir yandan da en azından liseye kadar gördüğümüz bütün tarihte zaten o keyifsiz ve enstrümantalize tarih. Özellikle tarih bilimi yapan bir insan bundan kaçmayı nasıl başarır? O filtresini nasıl koyar? Nasıl süzer? Siz nasıl yapıyorsunuz? Vallahi yani biraz kendini izole ederek yani en de sonunda siz o kamu alanında bunun mücadelesini vermekten vazgeçip üniversite denen o korunaklı alanda öğrencilerinizle bunun üzerine gitmeyi kabulleniyorsanız zaten büyük ölçüde korunmuş hale geliyorsunuz. Bunun illaki iyi bir şey olduğunu söylemiyorum. Yani çünkü bir bakıma belki de kamu... Ama neyse en azından benim şeyim o. Bir de evet yani bunun... Biraz şey olacak ama yani tarihin keyfini çıkarmanın yolu hakikaten bunlardan arınmak. Demiyorum ki bunlar geri gelmeyecektir. En sonunda yani ben de adalet ve eşitlik üzerinden tarihi bir okumayla siyasi ve çok negatif bir şeye geliyorum. Ama gene de tarihçiliğimi esas itibariyle merak üzerine kuruyorum. Bu tür şeyleri arada sırada yapıyor olabilirim ama en ilginci, en keyif verici olan şey bilmediğiniz bir şeyin üzerine gitmek ve onun cevabını bulmak şart değil. Onu deşmek, onun bir şey gibi, iplik söküğü gibi, çorap söküğü gibi buna dokunduğunuzda bambaşka bir şey çıkması ve onun aslında bambaşka bir yerden şey... Bu çok keyif verici bir şey ve bence bu bilimin tanımı. Çünkü bilinmeze doğru gidiyorsunuz ve devamlı o bilmediklerinizin sınırını biraz öteliyorsunuz ama hiçbir zaman tam varmıyorsunuz. Varsanız zaten pek bir keyfi olmayacak. Yani her şeyin cevabını bulmak şey değil. Onun için bu şey bence bu egzersiz en ilginci ve tarihçilerin, tarih öğrencilerinin burada bir şey bulmaları, herkes aynı olmayabilir ama en azından böyle bir bunun tadını almasında bence sonsuz fayda var. Ve her zaman için yöntem konusunda, belgeye yaklaşım konusunda son derecede dikkatli ve eleştirel olmak her zaman için. Yani her yerde bir tuzak var. Mümkün mertebe böyle şeye dalmamak, böyle sazan gibi şeye atlamamak, böyle cazip bir belgeye. Mümkün mertebe bir bağlama oturtmak ve ancak öyle şey etmek. Oradan her zaman bir şeyler çıkacak. Bu arada tuzak diyorsunuz. Aslında tarihi tuzaklar özellikle bugün her yerde değil mi? Yani en basit bu bilimle ilgilenmeyen insanlar için bile televizyonlar ideolojik tarihi dizilerle dolu anlatılar vesaire. Evet, ama o da yani çok keyif kaçırıcı bir şey. Çünkü bence oradaki problem bu dizi dediğiniz şeyler. Yani bunların aslında kurgu olması lazım. Kurgu, sanat, edebiyat vesaire. Şimdi tarihten kurgu yapmak bence çok ilginç bir şey. Yani ve uçmak o zaman. Yani böyle burada yaptıkları o değil ki. Yani kurgu kisvesi altında tarih dersi vermeye çalışıyorlar ve üstelik bu tarih dersini belirli bir ideolojik çerçeveye oturtmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bütün kurgusal şeyin keyfi kaçıyor. Yani onu beceremek çok yazık. Yani o zaman şeysi tadı tamamen şey diyor. Böyle bir kötü müsamerevari bir tarih dersi. Bu çok yazık. Yani tarih konusunda çok gerideyiz. Öyle bir problemimiz var. Ama bu yeni bir şey değil. En azından sizin bahsettiğiniz o ideolojilerden arınmış gerçek merak o tarihin keyfini çıkarmasını sağlıyordur ilgilenenlerin. İdeolojiler hiçbir zaman yok olmaz. Ayrıca ideolojisiz olun da demiyorum. Bunlar farklı şeyler. Ama tamamen... Ama en azından merakın sıyrılmasından tabii ki, bahsediyorum. Yani her körleşmemekten şey bahsediyorum. Herkes politiktir. Herkesin bir ideolojisi vardır. Ama bu çerçeve içinde mümkün mertebe böyle serbest ve keyif alarak, merak gidererek bu işe dalmak lazım. Edem Eldem, ağzınıza sağlık. Burada noktayı koyalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Medyaskop'ta Meraklısını Bilim'de. Bugün tarih üzerine konuştuk. Edem Eldem'in Mitler, Gerçekler ve Yöntem, Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar kitabı üzerinden
tarih biliminde yöntemi, gerçekleri, sorgulamayı ve sınamayı biraz anlamaya çalıştık. Umarım izleyiciler de benim aldığım kadar bugün keyif alırlar. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar.